Geçtiğimiz günlerde iktidar CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlamaya dönük bir açıklamada bulunmuş ve yıllarca tahsil edilmeyen SGK borçlarının icra yoluyla tahsil edileceğini söylemişti. CHP buna sert tepki göstermişti. Birkaç belediyeye aslında haciz işlemi başlatıldığı yönünde haberler yansıdı ama hani genel bir uygulama hayata geçmedi diyebiliriz. İşte herhalde son dönemdeki gelişmeler sonrasında yani AKP-CHP arasındaki sertleşmeyle beraber normalleşme deniyordu ya, o normalleşmenin rafa kaldırıldığı, karşılıklı sert açıklamaların yapıldığı bir dönemin hemen ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bir kez daha belediyelerin SGK borçları tahsil edilecek açıklamasında bulundu. Bu belediyelerin neredeyse tamamı CHP belediye. SGK olarak biz borçlarımızı en kısa sürede yasal yollarla tahsil etme yoluna gideceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir kez daha CHP'li belediyeleri hedef aldı. Borçlu belediyelerin neredeyse tamamının CHP'li belediyeler olduğunu öne sürdü. Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin. Belediyeleriniz sosyal güvenlik kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesinler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleriyle başladı tartışma. 31 Mart seçiminde CHP sandıktan birinci parti çıktı. Çok sayıda il ve ilçe AKP'den alındı. Bu belediyelerin yıllarca ödenmeyen borçları ise CHP'li belediyelere yaptırım tehdidi oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Belediyeleri hizmet yapamaz hale getirip efendim işte CHP belediyesi bu diye göstermeye çalışıyor. Bunlar ucuz oyunlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yapılmak istenenin mali darbe olarak nitelendirmişti. Mali darbe yapacak, yeni bir demokrasi tokatı yer. Meydan meydan anlatırım. Sokak sokak anlatırım. Sakın böyle bir şeye kalkışmasın. CHP'li belediyelerin borç tartışması günlerce sürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tartışmaları bir kez daha alevlendirecek açıklamalar yaptı. AKP İzmir İl Danışma Meclisi toplantısında CHP'li belediyeleri hedef aldı. Buna karşılık SGK'ya bu kadar prim borç yükünün nasıl ortaya çıktığı ise kıymetli kardeşlerim ciddi bir sorudur. Bütün amaçları ellerine geçirdikleri belediyeleri borca batırdıkları gerçeğinin üstünü kapatmak. Işıkhan bir kez daha SGK'ya borcu olan belediyelerin çoğunluğunun CHP'li belediyeler olduğunu iddia etti. SGK'ya olan 96 milyarlık borcu seçimden sonrası 2 ayda 120 milyar liraya yükseldi. Ve bu belediyelerin neredeyse tamamı CHP belediyeleri. Buradan da onlara son uyarımı sizlerin aracılığıyla yapmış oluyorum. SGK olarak biz borçlarımızı en kısa sürede yasal yollarla tahsil etme yoluna gideceğiz. Ne ilgisi var? Yani AK Parti İzmir işte bilmem ne toplantısı, bakan kürsüde, arkasında AKP logosu. Ya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı SGK alacakları ile ilgili kamuoyuna bir basın açıklaması yapabilir. Yani başka bir mekanda, başka bir biçimde. Bakın partiye propaganda yapıyor. CHP'den tahsil edilecek borçlar diyerek bravo, alkışlar eşliğinde siyaset yapıyor. Yani bunun aslında bu kararın neden alındığı, bakanın konuşma yaptığı yer, konuşma biçimi, tonlaması ve karşıdaki grubun ona reaksiyonuyla o kadar net ki aslında üzerine fazla söz söylemeye gerek yok. Peki AKP'li belediyeler ne yapıyordu? AKP'li belediyelerin tabii iktidarın en çok gücüne giden bu belediyeler kanalıyla tarikat, cemaat, vakıflara aktarılan kaynağın kesilmesi. İşte onlardan biri Tuzla'da İlim Yayma Cemiyeti ile belediye arasındaki protokolün iptaliyle ortaya çıktı. CHP'nin mevcut Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, cemiyete belediye üzerinden 4,5 milyon lira ödendiğini söyleyerek bu protokolü iptal ettiklerini açıkladı.
sıkıntı var bence. Göreve geldiğimizde şunu fark ettik. Yıllarca bir vakfa Tuzla Belediyesi bugüne kadar toplamda 4,5 milyon lira kira ödeyerek iki ayrı binayı kiralamış, vakfa teslim etmiş. İşte o vakıf AKP döneminde gücü giderek katlanan İlim Yayma Cemiyeti. İlim Yayma Cemiyeti kendisini sivil toplum örgütü olarak adlandırsa da AKP iktidarında iyice güçlenerek çoğu resmi kurumdan daha örgütlü ve yaygın hale gelmiş bir yapı. İlim Yayma Cemiyeti'nden özellikle hizmetini almış ve o hizmetle beraber yetişmiş bir kardeşinizim. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP'den CHP'ye geçen Tuzla Belediyesi, İlim Yayma Cemiyeti'nin Tuzla'daki binalarını boşaltmasını istemişti. Bu süreçte kamu kaynakları kullanılarak yapılan kiralama işinin maliyeti de ortaya çıktı. Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği gençlik buluşmasında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, gençlerin soruları üzerine AKP döneminde İlim Yayma Cemiyeti'ne tahsis edilen iki bina için belediye bütçesinden 4,5 milyon lira ödendiğini açıkladı. Bingöl, cemiyetle yapılan protokolü de iptal ettiklerini belirtti. Bu İlim Yayma Cemiyeti diye geçiyor. Biz şimdi İlim Yayma Cemiyeti ile olan protokolü iptal et. Kiraladığımız alanlara ilişkin de zaten kira sözleşmelerinin sonuna yaklaşıyorduk. Dedik ki biz kira sözleşmelerini de durduruyoruz. Kira da ödemiyoruz. Bingöl, buradan tasarruf edilecek kaynaklarla yeni bir öğrenci yurdu açmayı planladıklarını duyurdu. Şimdi bir yurt arıyoruz Melih. Yani yeni bir yurt inşa etmek için arsa geliştiriyoruz. Biz bu yurdu inşallah başarılı olacağız ve inşa edeceğiz. Belediyelerin elini kolunu bağlayıp iş yapamaz hale getirmek hedefindeki iktidarın bu tehditleri karşısında teslim olanlar da var. Onlardan bir kısmının en son AKP'nin kuruluş yıl dönümünde AKP'ye katıldıklarını gördük. Seçilmeden önce asla hayatta olmaz, tek başıma kalsam da diyenler AKP'ye katılım töreninde rozetlerini büyük bir gururla taktılar. Bu arada istifa edip etmeyeceği konusunda tartışmaların olduğu isim Şanlıurfa Belediye Başkanı. Yeniden Refah Partisi'nden seçilmişti. İşte Mehmet Kasım Gülpınar yeniden Refah Partisi'nden istifa etti. Yoluma bağımsız devam edeceğim dedi. Dur bakalım nereye kadar. Halkımızın ortak görüşüyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden bağımsız olarak devam etme kararını aldık. 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar partisinden istifa etti. Siyasi kavgaları nihayete erdirmek, siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Urfa'nın geleceğinin konuşulmasına imkan sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının faydalı olacağı kanaatindeyim. Gürpınar, istifa haberini Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin X hesabından yaptığı videolu paylaşımla duyurdu. Bu geçen süreç içerisinde hep şeffaf oldum ve siz değerli hemşehrilerimle gelişen durumları paylaştım. Sizlerle olan gönül aktimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. İstifa kararına ilişkin ayrıntıları paylaşan Gürpınar, bu kararın Şanlıurfa halkı tarafından da desteklendiğini söyledi. Aldığımız karar en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim.